Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi biraz yılbaşı havasına girdim çünkü Kasım ayı bitiyor, aralığa giriyoruz. Bu da demek oluyor ki yılbaşı yaklaştı demek. Ben çok heyecanlıyım yılbaşı için çünkü yılbaşı cidden en sevdiğim zamanlardan birisi yıl içinde. Her neyse, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Snapchat'ten soru cevap videosu yapacağım. Sizden bana soru göndermenizi istedim ve 75 tane şimdi oldu. Ben de hani kapattım çünkü daha fazlası gelirse yanıtlayamazdım. Böyle videoydu, mesajdı, fotoğraftı. Umuyoruz ki şöminede bir yangın çıkmaz çünkü benim gibi bir sakar her an bir saçını yakabilirim. Zamanınızı ayırıp soru gönderdiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Ya bugün şu an çok heyecanlandım. Soru cevaplayacağım, ortam çok güzel. Ben de hazırlandım, makyaj yap. Her neyse, o zaman daha fazla uzatmadan sorularımıza başlayalım. Evet, hemen açıyorum. Sesimi açayım her türlü. Tamam. Şimdi ilk başta sondan bir 4-5 tane yanıtlayayım, sonra öyle karışık gidelim. İlk başta Melisa Aşk 2 adlı kullanıcının sorduğu soruyu açıyorum. Eğer 3 dilek hakkın olsaydı ne isterdin? Seni çok seviyorum İrem abla. Ben de seni çok seviyorum. Eğer 3 dilek hakkım olsaydı ne dilerdim? Muhtemelen hayatım boyunca gireceğim bütün sınavlardan en yüksek puanı almak, bu bir. İkincisi huzurlu ve yani hayatım boyunca huzurlu ve mutlu yaşamak ailemle birlikte, yani ölümsüzlük gibi bir şey de olabilirdi. Üçüncüsü de YouTube kanalında gelebilecek en iyi yerlere gelebilmek ve sürekli YouTube'da olabilmek çok isterdim. Bu herhalde 3 tane dileğim olurdu. Duygu Seli Yılmaz adlı kullanıcı, YouTube'a nasıl başladım? Şimdi bu hikayeyi zaten muhtemelen çoğu yerde duymuşsunuzdur. YouTube'a ben başlayalı neredeyse 5,5 ay falan oldu herhalde. Dediğim gibi ben çok fazla YouTube videosu izliyordum. Aşırı meraklıydım makyaj yapmak olsun. Biliyorum belki çok iyi bir şey değil bu yaşta makyaj yapma isteği. Ama makyaj yapmak olsun, onun dışında işte rutin videoları veya böyle bir sevenim bile olması hissetmek cidden çok istemiştim. Ve 17 yaşındayım, artık yapabileceğimi düşündüm ve başladım. Güzel sonuçlar aldım. Umarım böyle güzel güzel devam eder. Şimdi Berfin Bertuğ'un videosunu izliyoruz. Seni çok seviyorum İrem ablam. Ben dünyada senin kadar güzel doğal bir insan görmedim. Çok iyi birisin. Benim sorum, süt ve süt ürünlerini tüketiyor musun? Tüketiyorsan da en çok hangilerini tüketiyorsun? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Süt ve süt ürünleri tabii ki de tüketiyorum. Ben vegan bir süreliğini yapmıştım kilo verme olaylarında. Vegan değilim asla. Süt ve süt ürünleri tüketiyorum ama en çok süt tüketiyorum galiba. Peyniri de çok seviyorum ama süt ağır basıyor. Şimdi Black Girl 33 332 niye 33 diye kastım? Black Girl'in sorusu. Hep zayıf mıydın yoksa sonradan mı kilo verdin? Seni çok ama çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hep zayıftım ama böyle bir yaşımızdan geliyor o blue çağım, artık ergen çağında bir kilo alıyor vücut. Onda da ben işte dediğim gibi 6-7 kilo almıştım. Çok göze batan bir kilom yoktu ama ben aynaya baktığımda kendimi nasıl mutlu görüyorsam öyle olmak istemiştim ve o kiloyla o kadar mutlu değildim. Ve kilo vermek istemiştim, öyle. Şimdi SC Mert 77'nin sorusuna bakıyoruz. Merhaba İrem abla, benim sana sorum yapmaktan çok korktuğum ama yapmak istediğim böyle bir faaliyet olur, herhangi bir şey. Varsa söyler misin? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şu an o kadar tuhaf geliyor ki çünkü yüz yüze tanıştım. O kadar fazla kişi yok ve şu an böyle videoların sizin gerçekten olduğunuzu görebilmek çok güzel hissettiriyor. Sorunu hemen cevaplayayım. Benim en korktuğum hayvan köpek balığı. Ve cidden köpek balıklarıyla yüzmek aşırı istiyorum ama asla yapamayacağım. Yani yaparken de muhtemelen kalp krizinden gelirim. Yani böyle bir isteğim var tabii ki. Esra İbacoglu. Umarım doğru söyledim. Olmazsa olmaz dediğim bir makyaj malzemesi. Bence makyaj malzemesinde... Ay ilk başta seni çok seviyorum demiş. Yattım. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Olmazsa olmaz makyaj malzemem. Şimdi ben birkaç gündür, hatta 1-2 haftadır makyaj olarak rimel sürmüyorum. Ve cidden önemli bir şey olduğunu fark ettim diyeceğim ama yani bilmiyorum. Rimel... Ama bence ben çok fazla beyaz olduğum için bir bronzer benim olmazsa olmazım oluyor. Sanem Yavan 84. 9. sınıfta derslerin nasıldı? Derslere karşı ablandan yardım alıyor muydun? Cevap versen sevinirim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. 9. sınıf benim hayatım boyunca girdiğim en zor derslerde, en zor sınavlardı. Ablamın müzik bölümü okuduğu için sayısala karşı o kadar bir yeteneği yoktu. Benim de yok. Yani kendim çalışmaya çalışıyordum.
olmuyordu zaten o kadar iyi ama şimdi çok iyi gidiyor yani. İrem Kula 03'ün sorusu. Okuduğun en güzel kitap, hani okurken gerçekten kitabın içindeymişsin gibi hissettiren, ismin başka ne olmasını isterdin? Adaş. İlk başta ismim ne olmasını isterdim? Mira. Bunu yanıtlamıştım. Vazgeçtim kitabı çok güzeldi. O cidden ağladım ya. Son Bodrum'da okuyorum böyle otelde. Ağlıyorum, insanlar bana bakıyordu lobide falan, o değişikti. Simgesim 1. Video çok eğlenceli oluyormuş ya. 1. Kaçıncı sınıfsın? 2. Hangi okuldasın? 3. Peyot'tan kaç puan yaptın? Seni çok seviyorum demiş yine. Çok teşekkür ederim. 11. sınıfım. Okulumu şu an söylemek istemiyorum. Yani biraz güvenlikle ilgili olduğu için, hani güvenliğimi sağlamak için söylemiyorum. Çünkü bazı şeyler duydum. Her neyse. Onun dışında TEOP'tan da 396 almıştım. Sadece İngilizce fullemiştim. Süperim. Benim ADM adlı kullanıcı. Şimdi videosunu açacağım. Hayalindeki meslek ne? Bir de TEOK tavsiyeli videosu çekebilir misin? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek şu anlık radyo televizyon bölümü okumak istiyorum. Ondan sonra işte yine oyunculuk olsun, haber spikerliği olsun, böyle şeyler yapmak çok istiyorum. Bir de kendi programı böyle ülkeler gezmek çok istiyorum. İkincisi TEOK tavsiyeleri videosu çekmek isterim ama benim de TEOK puanım o kadar iyi olmadığı için hani sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum asla. O yüzden şu anlık düşünmüyorum TEOK tavsiyeleri videosu. Şimdi de normal mesaj olarak gelenlere bakalım. İlkay Tekin sormuş ki isminin bir hikayesi var mı ya da ismini kim koydu? İsmimi babam koymuş. Bir hikayesi yok herhalde. Sormadım yani, babacığım bir ismim hikayesi var mı? Neden İrem? Asya.onarel adlı kullanıcı. Hangi okuldasın ve nerede yaşıyorsun? Okulumu şimdi söylemiyorum. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. Kevser Kalp de demiş ki severek kullandığım bir fotoğraf uygulaması. VS GoCam en güzel uygulama bence. İlayda Mejo, badem yağı, Hindistan cevizi yağı ve benzeri gibi yağlar kullanıyor musun? Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. O da saçım için kullanıyorum ve gerçekten çok fark ettirdi. Belki de fark ediliyordur, bilmiyorum. Yani saçım uzadı ve gerçekten çok daha sağlıklı olduğunu hissediyorum. Gözde Temiz, hangi üniversiteyi ve hangi bölümü istiyorsun? Şimdilik yani Yeditepe paralı olabilirim ama %100 bursla radyo televizyonluk bölümü istiyorum. Ayseda G. Deviren adlı kullanıcı sormuş ki öncelikle merhaba. Merhaba. Senin için saç bakımı daha önemlidir, cilt bakımı mı? Saçında ve cildinde kullandığın olmazsa olmaz ürünler nedir? Benim için saç bakımı bir tık daha ağır basıyor. Çünkü bir kadının cidden bence saçı çok önemli. Saçında ve cildinde kullandığın olmazsa olmaz ürün nedir? Ay çok zor. Şu anlık kirpik serumu ciltle ilgili değil ama veya tonik kullanmazsam olmaz. Onun dışında saçım içinde şu an Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı rap yapacak gibi hissettim. Okuyabildiğim isimleri açmaya çalışıyorum. Nisa Turhal demiş ki öncelikle seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sorum şu olacak. Bu sene aldığın tüm ders notlarını söyler misin ve adımı söylersen çok sevinirim. Söyledim. Derslerim iyi ya. İyi şu an. Edebiyat 100, tarih 100, matematik 90 bir şey. İyi gidiyorum. Oğuz Demir demiş ki en pişman olduğun şey ne? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. En pişman olduğum şey... Bilmiyorum. İlayda Sezgi, nasıl bu kadar zayıfsın? Yaptığın sporlar var mı ya da beslenme şekli nasıl? Bunu zaten diğer videolarımı izleyerek anlayabilirsiniz. Gerçekten doğru şeyler yemeye çalışıyorum. Benim için şu an ne iyiyse o. Hayatımda abur cubur yok, gazlı içecekler yok zaten. Dediğim gibi bol su içiyorum. Her yere yürümeye çalışıyorum. Merdiven çıkmaya çalışıyorum. Yani şu an çalışmaktan dolayı ve video çekmekten dolayı çok zamanım olmuyor spor için. Sürekli kendim hani yürüyerek ben kendi takviye yapıyorum. Bahar Koç demiş ki ablanla bazen aynı otobüse biniyoruz da ben şok ama cidden ikinizi de çok seviyorum. Ablama da selam bence verin, o da çok sever yani sizi. Elif Çakır X, kilo vermeye başlarken sence nasıl motive olunur? Bence şöyle bir ilk başta telefonunuzun arka planına bir güzel bir kadın koyun ki her gördüğünüzde tamam iyiyim, yemek yemeyeceğim. Yani yemek yemeyeceğim dedim abur cubur anlamında. Öyle öyle. Bir de gerçekten isteyin. Gerçekten isteyince yapmak istiyorsunuz. İsteyin, evet. RMYS 544 adlı kullanıcı. İrem merhaba, ben senin aslen nereli olduğunu çok merak ediyorum. Cevaplarsan sevinirim. Baba tarafım İstanbul. Yani bayağı
eskisi İstanbul ama çok 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 eskiden Bulgaristan göçmeniymişiz ama İstanbulluyuz yani. Annem de Adanalı. Berrucum sormuş. Bu yaşta YouTube'a zaman ayırmak sizi zorluyor mu? Ve gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Mesleği zaten söyledim. Bu yaşta YouTube'a zaman ayırmak şöyle zorluyor. İstediğim şeyleri çekmek için fırsatım olmuyor. Veya hani istediğimi yapabilmek için gerçekten zaman ayıramıyorum. Çünkü dersler aşırı yoğun ama sonuçta ben bir işe başladım ve cidden severek yaptığım için kendim şu an zaman ayırıyorum. Pazar günü kalktım, video çekiyorum yani. Gerçekten istemesem yapmazdım herhalde. Ayırmak biraz da bizim elimizde yani. Başak, Başak'ın sorusunu bir dakika cevaplıyorum. Başak Deniz. Hiç evcil hayvanı besledim miyim ama? Aslında Başak çok iyi bir soru sormuşsun. Evcil hayvan çok besledim. Köpek besledim, bir hafta dayanabildim. Ondan sonra balık falan, onlar evcil. Evet. Öyle. Herkesin beslediklerini ben de beslemişimdir. Berfin Bertu 54. Süt ve süt ürünlerini seviyor musun? Adımı söylersen sevinirim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Süt ve süt ürünleri tabii ki de tüketiyorum arkadaşlar. Yoğurtsuz, sütsüz hayat olmaz. Tuğçe.yrdnc yazılarını yani A harfini nasıl yazıyorsun? Saçma ama olsun. Olsun. Normal yuvarlak yapıp yanından şöyle çizgi indiriyorum. Şu ATV'nin A'sı gibi yapmıyorum yani. Panda, Korn, bir tane daha ne ve X. Demiş ki en büyük hayalin cevaplarsan sevinirim. Zehra İlayda. En büyük hayalim. Bir an önce şu üniversite bölümüne geçmek istiyorum. Şu anlık en büyük hayalim o arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu soruyu nasıl yapacağım? Eda.delice ortadakinden başlayacağım. Üçüncüsü ise kendimi su içmeye nasıl alıştırabilirim ve şu an bardak bana, ben ona bakıyorum ama içmeye çalışınca midem kaldırmıyor. Çok fazla su içiyordun. Sanırım yardım dokunursa çok sevinirim. Bu arada şimdiden teşekkür ederim. Umarım çok daha iyi yerlere gelsin. Güzellik. Çok teşekkür ederim. Bir kere bu kadar uğraştığın için çok teşekkür ederim. Şimdi nasıl su içmen gerektiğini sana gösteriyorum. Bir saniye. Geldim. Şimdi ben mesela bundan İki tane içtim biraz önce. Şimdi makyaj attığım için içemedim ama bu videodan sonra da bunu içeceğim. Böyle kendinize eğlenceli şeyler alabilirsiniz. Yani içmek isteğinizi getirecek veya içmeniz gerektiğini göreceksiniz. Böyle şeyler alarak bence su içmeni kolaylaştırabilirsin. Nazlı HLC, sivilce izlerine iyi gelen bir ürün söyleyebilir misin? Demiş. Söylerim. İsana'nın bir tane jeli var ve çok ucuz. 5 liraya. Normal böyle jel. Onu sürüyorum gece ve sabah hiçbir şey kalmıyor. Bence onu hepiniz gidip almalısınız. SLAX hangi bölümde okuyorsun? MT MFTS. Bu arada gerçekten çok tatlısın, çok samimisin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben TM'yim ama TS'den gireceğim üniversite sınavına. BJK-Cansu hiç intihar etmeyi düşündün mü? Hayır. Arkadaşlar yaşamak kadar güzel bir şey yok. Yaşamdan zevk almalısınız. Hani en küçük şeyi bile bence mutlu olun. Şu an mesela video izliyorsunuz. Bir internetiniz var, telefonunuz var, bilgisayarınız var. Bunun için şükredin. Böyle şeylerden mutlu olun. İntihar etmeyi düşünmeyin arkadaşlar. Ne gerek var? Yapmayın şöyle şeyler. D. Teke. 2. En çok sevdiğin YouTuber. Şimdi Türk olarak şimdi bir sürü arkadaş dedim. Onları zaten çok seviyorum. Duru olsun, Taha olsun, Enler kanalı. Yani Beauty Bloggers'ları çok seviyorum. Buse olsun, Buket olsun. Buket çok tatlısın ya. Türk YouTuber'larını çok seviyorum yani. Merve Özkaynak büyük, onlarla daha tanışmadım. Belki umarım tanışırım. Gökçe Life hayranıyım yani. Öyle çok sevdiğim YouTuber'lar var. Yabancı olarak Zoella bence. Zoe Sak bayağı ağır basıyor. Yağmur ERGDRR. Tırnakların kırılmaması için ne kullanabilirim? Ya Watson's'larda böyle tırnak şeyleri satıyorlar. Bence onlardan al, dene. Benim bu aralar tırnaklarım aşırı kırılmaya başladı. Sürekli çok kısa tutuyorum. O yüzden şu an ben bile kötü bir durumdayım. Şimdi gelen bir soruyu açıyorum. Melek.kadir713. Bulgaristan'a gelmek ister miydin? Seni seviyorum. Tabii ki de gelmek isterim. Kökenlerim oraya dayanıyor. Bence çok güzel olabilirdi. Efendim. Efendim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ortamı yumuşatayım mı hemen? Video çekiyordum. Yok şu an video çekiyorum da. Sen de canlı yayında oldu biraz. Hayır ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olmuş ki? Tamam hadi bay bay. Özge Altıra 2101. Efendim. Tamam dedim kapattım ya. Bir şeyler oldu. Tamam.
Tamam. Tamam. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Özge Alt-2101 şu ana kadar yaşadığın yaşlardan birini seçmek zorunda kalsaydın hangi yaşını seçerdin? Cevaplarsan sevinirim. Bu arada seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şu ana kadar yaşadığım yaşlardan birini. Ya en iyisi birinci sınıftı. Yani okula gidiyorum. Pardon. Okula gidiyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Dersinize gidiyorsunuz. Bence birinci sınıf yani 7 yaşıma falan dönmek isterdim. Dilara YLMZZ1. Boş zamanlarında genelde ne yaparsın ve de her gün düzen ders çalışır mısın? Çalışırsan nasıl çalışırsın? Kitap okumayı sever misin? Sorularım bu kadar. Okuduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim soru gönderdiğin için. Boş zamanımda genelde video çekiyorum çünkü hiç boş zamanım olmuyor. Bu aralar birazcık eski okulumdan görüşmediğim insanlarla görüşmeye başladım. Düzenli olarak da ders çalışıyorum. Çalışırsam nasıl çalışırım? Kitabı alıyorum. Böyle bir saat mesela Türkçe çözüyorum, bir saat matematik öyle öyle çözmeye çalışıyorum. Kitap okumayı seviyorum. Böyle teşekkür ederim soru sorduğun için. Ayşe C. Altırı Oskun yani Coşkun herhalde. Şu an niye sizin adınızı şifrelerinizi çözmeye konuşamıyorum. Hobin, fobin, en sevdiğin ders, en son okuduğun kitap, yemek sevdiğin yemeği sevdiğin şey, en sevdiğin şarkı o. Hobim video çekmek, fobim video çekmemek, video çekememek, en sevdiğim ders şu an dil anlatım ve edebiyat. Yani İngilizce hep de hani dil anlatım edebiyat şu an sardım yani. En son okuduğun kitap şu an hatırlamıyorum. Yemeği sevdiğin şey. Meyve yemeği çok seviyorum. Yemek olarak da patates püresi. En sevdiğin şarkı. Closer şey. Halsey ile Chainsmokers'ın yaptığı. XB6-3 hangi dilleri biliyorsun? Benim ismimi de söyler misin demiş. İsmini herhalde göremedim ama. Tamam. Hangi dilleri biliyorum? İngilizce biliyorum. Türkçe biliyorum. Çok iyi. Almanca da bayağıdır çalışamadığım için Almanca. Ich bin Irem arkadaşlar. Melissa Aylin 12 okuyamıyorum artık. Gelecek planları neler? Hangi üniversite ve hangi bölümü düşünüyorsun? Seni seviyorum. Kesinlikle zamanın oldukça haftada bir vlog gelmeli. Severek izliyorum. Çok teşekkür ederim. Gelecek planlarım öncelikle bir üniversite, iyi bir üniversite dediğim gibi daha demin üniversitemi iyi bir üniversiteye kapak atmak. Ondan sonra ben çalışmak istiyorum aslında üniversitede belki staj yapabilirim bir yerlerde bölümümle alakalı olarak. Böyle ailemle ben aslında yurt dışına gidip taşınmak çok istiyorum arkadaşlar. Ben Pennsylvania'nın emlakçılarına gidip bakıyorum, araştırıyorum. O kadar istiyorum ki gitmek. Ülkemi sevmediğimden değil, sadece gitmek çok istiyorum. Dediğim gibi böyle para biriktirip artık ailemi orada alıp sıkıntı çıkmadan bir yaşamak cidden en büyük hayalim umarım da olur yani. Bir de şey böyle arada okundu falan oluyorsa üzgünüm. Çünkü hani sürekli aynı tarz sorular geldiği için yanıtlamıyorum hepsini aynı. İrem Kum güzel bir soru sormuş. Zamanla ders çıkarttığın ve başkasının da ders çıkarmasını istediğin şeyler. Şimdi ben şundayım. Şöyle bir şey var ki ne kadar kötülük yaparsanız o kadar kötülük bulursunuz. Ne kadar iyilik yaparsanız o kadar iyilik bulursunuz mantığında bir insan olduğum için her zaman bir insanın hani kötülük yapıyordur, kıskanıyordur insanları, bencildir. Hani o gelip bana of niye bu böyle oldu ya üzülmesini hiç istemem. Çünkü sen zaten hayatında kötülük yapıyorsan bazı şeylerden artık ders çıkartıp iyiye yönelip ki başına iyi şeyler gelmesini beklemelisin. Ben böyle insanların ders almasını işte dediğim gibi kişiliklerine karşılık gelen kötü şeyleri olmadı cümle. İyiyi yapıp iyi için şükredip daha fazlasını istemeyi. Bence bir insan fazlasını isteyince olmuyor. Olduğunla yetineceksin, olduğunla şükredeceksin. Böyle hayata hep güzel bakmayı denemesini isterim. Sorudan bayağı ben çıktım ama anladınız siz. En sevdiğin Starbucks kahvesi ne demiş Erol alttan tire Sude. En sevdiğin Starbucks kahvesi. Bu zor. Pumpkin Spice Latte güzel. Sıcak çikolataları çok güzel ama o kahve değil. Zaten çok da içmiyorum ama normal klasik kafe latteleri çok güzel oluyor sıcak. Bir de chai tea latteleri çok 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 güzel. Selen.fenty bu da ayrıca son sorum olacak çünkü video çok uzamaya başladı. YouTube yaşantında neleri etkiliyor? Sorumu cevaplarsan çok sevinirim. Bu arada 6000 kişiyken takip etmeye başlamıştım. Gerçekten büyük bir hızla büyüyorsun. Başarılar diliyorum. Seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Zaten siz olmasanız hiçim yani.
YouTube yaşantımda neler değiştirdi? YouTube yaşantımda arkadaş edindim, çok güzel arkadaşlıklar edindim, çok güzel şeyler öğrendim. Yardımlaşmayı öğrendim YouTube'da. Hayatımda da şöyle etkiler oldu, yani dışarıdan görünüm olarak. Tanıyan insanlar geldi benimle sohbet etti, fotoğraf çekildiler ki hani dünya starı değilim ama onları mutlu edebilmek çok hoşuma gitti. Yani bir de sizi seven insanlar olunca siz de onlara mesela bir cevap olsun, onların bir fotoğrafını beğenince ya insanları mutlu etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hani ben yani insanları mutlu edebildiğimi hissetmek çok güzelmiş. Böyle şeyleri öğrendim. Yani evet arkadaşlar, soru cevap videom bu kadardı. Yanıtlayabildiğim kadar sorunuzu yanıtladım. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize teker teker teşekkür ederim soru gönderdiğiniz için. Yanıtladıklarım veya yanıtlamadıklarım. Dediğim gibi hep aynı türde sorular geldiği sürece yani yanıtlayamadım. Çünkü aynı cevap vere vere sıkılırdınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ama ondan önce videomu beğenmeyi unutmayın. Abone de olmadıysanız abone olun. Çok mutlu olurum. İstediğiniz videoları, görmek istediğiniz videoları aşağıya yazabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.